Merhabalar. Bu videomuzda size Microsoft Office Word programı ile ilgili vereceğimiz eğitimin genel bilgilerini vereceğim ve Word ile ilgili temel herkesin muhtemelen bildiği bilgilerden bahsedeceğim. Yani aslında Word eğitimine bir giriş yapacağım. Bu eğitimle birlikte temel olarak Word'ü kullanmayı becerilerinizi geliştirmeyi amaçlıyorum. Bu bağlamda basit düzeydeki Word becerilerini zaten kullanıyorsunuz. Bunların üzerine daha karmaşık ya da sizlere karmaşık gelebilecek ayarlamaları nasıl yapacağınızdan bahsedeceğim. Yani işte içerikler sayfası nasıl, değişiklikleri izleme modu, yorum eklemesi, sayfa numara, dipnot, üst bilgi, alt bilgi, yazdırmaya hazır hale getirmek gibi gelişmiş özellikleri nasıl kullanacağınızı, stil ayarlamalarını nasıl yapacağınızı sizlere anlatmaya çalışacağım. İlk olarak başlayacak olursak bir kere şunu bilmemiz lazım. Ofis programlarında birçok özellik ortaktır. Dolayısıyla bir programda bir öğrendiğiniz bir bilgiyi diğer ofis programlarına uyarlayarak uygulayabilirsiniz. Ben ofis programı üzerinden size anlatımını yapacağım. Yani Microsoft Office programı üzerinden anlatımını yapacağım ama başka işte açık kaynak kodlu ya da ücret satılan diğer ofis paket programlarında da bu eğitimde öğrendiğiniz bilgileri kolaylıkla uyarlayarak uygulayabilirsiniz. Hepsi birbirine çok benzer. Word gibi programlar kelime işlemci programı olarak adlandırılmaktadır. Kelime işlemci programları temel manada metin oluşturmaya ve düzenlemeye imkan veren editörlerdir. Tabi bunun bir sürü versiyonu var. Ücretli olanı var, ücretsiz olanı var, açık kaynak kodlu olanı var. Bunların hangilerini kullanmalıyız ya da lisanslı ürün kullanmak zorunda mıyız? Evet, lisanslı ürün kullanmak zorundayız. Çünkü bu yazılımlar belli aralıklarla güncelleştirme alıyor. Bu güncelleştirmeleri bizim Word programını daha sağlıklı kullanmamızı sağlıyor. Bu nedenle lisanslı kullanmalıyız. Öte yandan istersek lisanslı olmayan, ücretsiz veya açık kaynak kodlu olarak hizmet veren işte LibreOffice, OpenOffice ve benzeri ofis yazılı paket programlarını kullanabilirsiniz. Hepsi temelde birbirinin aynısı ama şöyle farklılıklar oluyor. Örnek veriyorum. Word programında işte daha spor giydiriyorken bir insanı, işte daha fazla renk seçeneği görselleştirme ayarı varken X programında biraz daha az görselleştirme ayarı var. İşte Word programında örnek veriyorum 100 tane font varken X programında 75 tane font var gibi böyle aslında ufak tefek farklılıklar bulunuyor. Dolayısıyla temel düzeyde eğer doküman işleme, doküman hazırlama amacıyla kullanacaksak, rapor ve benzeri bir şey hazırlamak için kullanacaksak, hangi o kelime işlemci yazılımını kullandığımız çok da önemli değil. Ama tabii Word programı mesela güncelledikçe artık bize bir işlemi uygulamadan önce nasıl görüneceğini ön izleme imkanı veriyor. Ya da bize bazı işlemleri eskiden yapamıyorken şu anda yapabilmeye imkan veriyor. Yani bir mesela ekran görüntüsü alma imkanımız var mesela. Diğerlerinde henüz bu yok. Print screen'i kullanmanız gerekiyor gibi. Word'ün bazı avantajları da mevcut. Şimdi biraz önce söylediğim gibi ücretsiz ürünlerde, ücretli ürünlerde aslında kullanım amacımıza göre değişmektedir tabii ama temel düzeyde kullanmak için herhangi bir farklılık teşkil etmez. Günümüzde kullandığımız, şu anda ekranda gördüğünüz ya da gördüğünüze benzer ekranlar aslında Word'ün en güncel arayüzünü gösteriyor. Yani ya 2016 versiyonunu kullanıyorsunuzdur ya da Office 365 ile birlikte gelen Word versiyonunu kullanıyorsunuzdur. Bu versiyon daha eski versiyonların geliştirilmiş hali, hem performans açısından hem özellik açısından geliştirilmiş bir halidir. İlk açtığınızda böyle bir karşılama ekranı gelir. Bu karşılama ekranından sonra ilerlersiniz. Bu karşılama ekranı gördüğünüz gibi orta alanda Word temaları, şablonları bulunmaktadır. Ayrıca boş belge deyip boş belge üzerinde çalışabilirsiniz. Ya da bakın yukarıda çevrim içi şablon arayına tıklayarak da amacınıza uygun hazırlanmış Word belgesi şablonlarını bulup kullanabilirsiniz. İşte bir rapor şablonu mesela kullanabilirsiniz. Sol taraftaki son kullanılanlar bölümü de bazı Word versiyonlarında sayfanın alt kısmında da olabilir. En son kullanılan açıp kapatmış olduğunuz Word belgelerinin yer aldığı bir bölümdür. Word programını ya daha doğrusu ofis programlarını sağlıklı bir şekilde kullanabilmek için mutlaka
ofis hesabınızda oturum açmanız gerekmektedir. Bu oturumu açarsanız daha sağlıklı işlersiniz. Ofis programlarının tamamında, Microsoft'un ofis programlarının tamamında şerit yapısı bulunmaktadır. Bu şerit yapısında menü sekmeleri yer almaktadır ve sekmeler üzerinden işlemlerimizi yaparız. Belgemizin adı ortadaki bağışık çubuğu yazan yerde yer alır. Sol tarafta da en sık kullanacağımız ya da kullanma ihtimalimizin olduğu komutlar hazır bir şekilde bulunur. İstersek hemen o komut bölümünün sağındaki küçük aşağı oka tıklayarak kendi ihtiyacımıza göre oraya komutlar ekleyip çıkartabiliriz. Bununla birlikte işte sekmelerin içerisinde komut grupları bulunur. O komut gruplarına tıklayarak biz işlemlerimizi yaparız ve bazı komut gruplarındaki o bölümdeki komutlar yeterli değildir. Daha ek özellikler, ek ayarlamalar vardır. Onları da şu anda okla komut gruplarının alt pencere düğmeleri bölümündeki sekmeye tıklayarak açılan yerden yapabiliriz. Yani yazı tipi ile ilgili ayarlamalar, buradaki ayarlamalar işinize yarıyorsa burayı kullanabilirsiniz. Ama buradakilerden daha fazla bir ayarlamaya ihtiyacınız varsa hemen sağ alt köşesindeki kutucuğa tıklayarak yapabilirsiniz. Benzer şekilde bakın diğer bölümlerin de sağ alt köşesinde kutucuklar var. Onlar da aynı şekilde ek ayarları bize gösteriyor. Bazen Word programı ya da diğer ofis programlarını açtığınız zaman yukarıdaki işte bu komut bölümü, sekme bölümü görünmez. Nasıl ben bunu açacağım, nasıl kapatacağım, kayboldu vesaire diye panikleyebilirsiniz. İşte bunun da çözümü aslında çok basittir. Sağ tarafta görmüş olduğunuz şerit gizleme ayar yerini kullanırsanız eğer orada size 3 seçenek çıkacak. Sekmeleri ve komutları göstere tıkladığınız anda şu anki görmüş olduğunuz haliyle bütün komutlar karşınıza çıkacaktır. Dedik ki işte Word diye eski versiyonlarının geliştirilmiş hali şu anki görünüm. Burada isterseniz şablonlardan birini alıp kullanabilirsiniz ki sıfırdan bir belge hazırlayıp onu görsel olarak ayarlamak yerine hazır şablon eğer işinize yarıyorsa onu alıp onun üzerinde değişiklik yapmak sizin işinizi daha da kolaylaştıracaktır. Aklınızda bulunsun. Ve Word ofis programlarının genelinde aslında önemli olan bir husus. Word programına bir şey eklemeden önce mutlaka o öğeyi ekleyeceğiniz yere tıklamalısınız. Yani satıra, hücreye artık nereye ekleyecekseniz mutlaka ekleyeceğiniz yere önceden tıklamanız gerekiyor. Diğer ofis programlarında da aslında benzer şey geçerli. Bir şey eklemeden önce ekleyeceğiniz yere tıklamanız gerekiyor. Bununla beraber Word programında bir işlem yapmadan önce işlem yapacağınız yeri seçmeniz gerekiyor. Diğer programlarda da tabii aynı şey geçerli aslında. İşlem yapmadan önce işlem yapacağınız yeri seçmeniz gerekiyor ki yapmış olduğunuz işlem doğru yere etki etsin. Aksi halde imleç dediğimiz o yazı yazarken yarımsönen çizgi vardır. O çizgin neredeyse oraya etki eder yapacağınız işlem. Ya da bazı işlemler imleciniz yanlış yerde olduğu için çalışmaz. Sonra siz de niye bu çalışıyor, çalışmıyor, yapamıyorum diye düşünebilirsiniz. Ama temel nokta işlem yapacağınız yeri seçmekte. Yeni belge açmak için biraz önceki söylediğim gibi Word açtığımız zaman boş belgeye tıkladığınızda yeni belge oluşturursunuz. Yeni belge oluşturduktan sonra da o belgeler üzerinde işlem yaparız. Metinler, dokümanlar hazırlarız. Onları çıktı alırız, kullanırız ya da başka yollarla paylaşırız. Word'de kaydetme işlemini nasıl yapıyoruz? Herkes biliyordur bunu muhtemelen ama yine de ben tekrar edeyim. İlkinde yani eğer sıfırdan bir Word belgesi açıp çalışıyorsanız ilk yapmanız gereken kaydetme işlemi farklı kaydet olacaktır. Ondan sonraki işlemler normal şekilde kaydedilecektir. Ya da ben belgeyi açtım, belgenin adı ABC, ben vazgeçtim, adımı değiştirmek istiyorum. O zaman yine farklı kaydet yaparak adını değiştirebilirsiniz. Ya da ben Word belgesi üzerinde çalışıyorum ama hazırladığım belgeyi PDF yapmak istiyorum. O zaman yine farklı kaydet yapabilirsiniz. İşte farklı kaydet nasıl oluyor? Dosya sekmesine tıkladığınız zaman sol tarafta farklı kaydet seçeneği geliyor. Burada nereye kaydedecekseniz orayı seçiyorsunuz ki size tavsiyem buradan göz ata tıklamanız. Göz ata tıklayarak açılan yerden dosyanızla ilgili ayarlamaları yapmanız. Bunu yaptıktan sonra farklı kaydeti yaptıktan sonra yani ilk kaydetmeyi yaptıktan sonra belge üzerinde çalışırken artık hızlı erişim araç çubuğundaki şu görmüş olduğunuz disket simgesi kaydet anlamına geliyor. Ona tıklayarak kaydedebilirsiniz. Ya da CTRL-S kısa yol tuşunu kullanabilirsiniz. Ya da yine dosya sekmesinde hemen farklı kaydetin üzerindeki kaydet tuşunu kullanabilirsiniz kaydetmek için.
Bununla beraber F12 tuşu da farklı kaydetin kısa yolu olarak karşımıza çıkıyor. Eğer hazırlamış kullandığınız Word programına siz eğer ofis hesabınızda oturum açtıysanız ve bilgisayarınızda aynı hesabınızda açılmış bir OneDrive varsa, yani bulut depolama varsa, siz bu belgenizi bulut depolama içerisine kaydederseniz artık Word siz onu kapatana kadar belge içerisinde yapmış olduğunuz bütün değişiklikleri otomatik olarak kaydeder. Yani CTRL-S ya da kaydet tuşuna basmanıza gerek kalmaz. Aklınızda bulunsun. Ama bunda şöyle bir risk var. O belge üzerinde bir sürü değişiklik yaptıktan sonra ben bu değişikliklerden vazgeçtim dediğinizde o değişikliklerin hepsi eski haline gelmeyebilir. Yani belgenizi sıfır eski haline döndüremeyebilirsiniz. Eğer otomatik kaydedecek şekilde OneDrive içerisinde belgenizi kaydediyorsanız mutlaka bir yedeğini alın. Şeffaf kaydet biraz önce dediğim gibi göz adı tıklayarak açıldığı zaman nereye kaydedeceğinizi seçip belge adını yazıp kaydede tıkladığınız zaman kaydetme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Word programında eski ve yeni uzantılar var. Ek kullanabileceğiniz uzantılar var. Eskiden DOCX ya da RTP uzantısıyla Word programında dokümanlar kaydediliyordu. Ki internetten hala bazı dokümanları indirdiğinizde RTP ya da Word DOCX olarak geldiğini görürsünüz. Bunu nasıl ayırt edebiliriz? Word belgenizin üst kısmında belgenin adının yazdığı yer var. Onun yanında eğer parantez içerisinde uyumluluk modu yazarsa, işte bilin ki bu açmış olduğunuz Word belgesi eski versiyonda bir belgedir. Ve o eski versiyon belgede Word'ün şu andaki güncel olan yeni özellikleri çalışmayacaktır. Eğer siz Word'ün güncel özelliklerini, işte renklendirme, biçimlendirme ya da diğer ayarları kullanmak istiyorsanız o zaman yeni dosya uzantısında bunu kaydetmeniz lazım. Word'ün yeni dosya uzantısı DOCX olarak karşımıza çıkıyor. Bakın farklı kaydet ekranında şu belge adını buraya yazınızın bölümünün altında Word belgesi yazıyor, kayıt türü. İşte o kayıt türü bölümünde bakın şu altta şu anda okularla gösteriyoruz zaten. İşte eğer eski versiyondaysa Word 97-2003 belgesi olarak karşımıza çıkacak. Yeni uzantısı DOCX olarak çıkacak. Ayrıca işte PDF olarak kaydetmek istiyorsanız PDF seçeneği karşınıza çıkacak. Bununla beraber başka dosya türlerine de ihtiyacınız varsa buradan onu seçip kaydedebilirsiniz. Word'de sayfa görünümleri önemlidir. Çünkü biz normalde Word'de hazırladığımız metinleri hep A4 kağıda göre, eğer herhangi bir ayarlama yapmadıysak A4 kağıda göre yaparız. Ve bu A4 kağıtta nasıl göründüğüyle ilgili çalışırız. Ama bazen internetten indirdiğimiz dokümanlarda ya da bazen yanlışlıkla o A4 görünümünden çıkıp başka görünümlerde yer alabilir belgemiz. İşte bu bazen yani basit ama anlaşılması herkes için kolay olmayan sorunları doğurabilir. O yüzden bu görünüm sekmesinde yer alan görünümler bölümünü size belirtmek istiyorum. Eğer sadece belgeyi okuyacaksanız ya da böyle bir projeksiyonsunuz, projeksiyonda insanlara gösterecekseniz ya da uzaktan işte canlı yayın sırasında insanlara gösterecekseniz okuma modunu kullanabilirsiniz. Okuma modu belgeyi yakınlaştırarak bir kitap gibi göstererek daha kolay okunmasını sağlamaktadır. Öte yandan sayfa düzeni bizim aktif olarak kullandığımız, eğer herhangi bir ayar yapmadıysak A4 boyutunda çıktı alacak şekilde gördüğümüz düzendir. Ve normal şartlarda sayfa düzenini kullanırız. Yani siz eğer Word'ü normal bir şekilde kullanmak istiyorsanız burada sayfa düzeni seçilmiş olması gerekiyor. Sayfa düzeni seçili değilse buraya gelip bunu seçmeniz lazım. Web düzeni belgenin web sayfasında nasıl görüneceğini gösterir. Yani internet sitesine girdiğinizde bir yazı olduğu zaman biliyorsunuz çarşaf gibi bütün yazılar aşağı doğru sayfa sonsuz gibi görünür ve hatta sayfanın sağ sol boşlukları da sizin ekranınıza göre ayarlanabilir. Yani çok yazı böyle çarşafa yazıyormuş gibi görünebilir. İşte siz de hazırlamış olduğunuz metninizin nasıl görüneceğini merak ediyorsanız buradaki web sayfası web düzenine tıklayarak bunu ayarlayabilirsiniz. Ana hat görünümü. Burada ana hat görünümünde sizin belgenizdeki sadece metinler liste olarak görünür ve metinleri incelemenize imkan verir. Yani haricen eklediğiniz resim, görsel, şema gibi şeyler bu ana hat görünümünde yer almaz. Taslak görünümüyle ihtiyacınız olmayacak. Taslak görünümde özet şeklinde metnimizi göstermeye yarıyor aslında. Burada unutmamanız gereken sayfa düzeni görünümü. Sayfa düzeni görünümü ayrıca Word programlarının son versiyonlarında yazdırma düzeni olarak da karşımıza çıkıyor ki okla gösterdiğim yerde zaten bakın yazdırma düzeni de yazıyor. Yani sayfa düzeni ya da yazdırma düzeni seçeneği
karşınızda olacak. Onun seçili olması gerekiyor normal bir şekilde kullanmamız için. Word'de tabloları kullanırız. Tablolar da kullanabiliriz. Bu tablolar satırlar ve sütunlardan oluşur ve satır ve sütunların oluşturduğu kutucuklar ise hücrelerdir. Bu hücreler üzerine veriler girerek işlemlerimizi gerçekleştiririz. Tablo eklemeyi biliyorsunuzdur zaten. Ekle sekmesinden tablo ekleye tıklayarak ne kadar tablo ekleyeceksek o kutucuklar üzerinde dolaştırarak ekleyebiliriz. Ya da bence en sağlıklı yol budur ki şu anki söyleyeceğim. Tablo ekleye tıklarsanız, tablo ekleye tıkladığınız açılan yerde kaç satır, kaç sütun istediğinizi yazarsınız ve tamam dediğiniz anda tablo sayfanıza eklenecektir. Tablo nereye ekleyecektir? Eklemek için seçmiş olduğunuz yere ekleyecektir ya da imleciniz nerede yanıp sarıyorsa oraya eklenecektir. Bunu unutmayın. Yani işlem yapacağınız yere tıkladıktan sonra, ekleyeceğiniz yere tıkladıktan sonra tabloyu ekleyin. İşte tabloya diyelim ki eklediniz, 4'e 4, 4 satır, 4 sütunluk bir tablo eklediğinizde şu anda metin içerisinde gördüğünüz gibi olacaktır. Burada hücrelere tek tık tıklayıp yazmak istediğiniz yazıları yazabilirsiniz. Ya da ilk hücreye tıkladıktan sonra klavyeden tab tuşuna basarak adım adım ileriye gidebilirsiniz. Aynı şekilde shift ile beraber tab tuşuna aynı anda basarak da adım adım geriye doğru gelebilirsiniz. Hücreler arasında hareket edebilirsiniz. Bu daha hızlı veri girmenizi sağlayacak bir yoldur. Ve Word programında yazı yazdıktan sonra işte tablo, resim, şekil, smart art grafiği, normal grafik ve benzeri birçok şey ekleyebiliyoruz. Bu eklediğimiz öğelerden tablo dışındaki metnimize ekleyeceğimiz tablo dışındaki öğeleri metin içerisinde rahatlıkla hareket ettirebilmemiz için o öğenin metni kaydır özelliğini değiştirmemiz gerekiyor. Bu çok çok önemli bir husus. Tablo dışında belgemize ekleyeceğimiz resim, smart art grafiği, grafik, şekil, şema ve benzeri ne olursa olsun eklediğimiz her şeyi metin içerisinde, belge içerisinde rahatlıkla hareket ettirip istediğimiz yere konumlandırabilmek adına mutlaka o öğenin metni kaydır özelliğini değiştirmemiz gerekiyor. Aksi halde onu, o eklediğimiz öğeyi rahatlıkla hareket ettiremeyiz, ettiremezsiniz. Bunu da unutmayın. Evet, işte sayfa düzeni sekmesine gene geldik. Sayfa düzeni sekmesindeyiz şimdi. Görünüm sekmesinde ne yapıyorduk? Belgemizin çalışırken nasıl görüneceğini ayarlıyorduk. Sayfa düzeni sekmesinde ise, sayfa düzeni sekmesinde ki bu sekme Word'ün en güncel versiyonlarında sadece düzen olarak yer alıyor. Yani düzen isminde yer alıyor. Sayfa düzeni veya düzen sekmesi diyebiliriz yani buna. Burada ise belgemizin yazıcıdan nasıl çıkacağı ile ilgili ayarlamalar yapabiliriz. Yani belgemizin kağıt üzerindeki konumuyla ilgili ayarlamalar yapabiliriz. İşte bu noktada sayfa düzeni sekmesini kullanırız. Burada kullanacağımız en şeylerden biri kenar boşlukları. Eğer herhangi bir ayar yapmazsanız sağdan, soldan, üstten, alttan 2,5 santimetre boşlukta Word belgesi açılır. İhtiyacınıza göre bu boşlukları, kenar boşlukları özelliğini kullanarak ayarlayabilirsiniz. İsterseniz kağıdınızı yatay ya da dikey ayarlayabilirsiniz. İstiyorsanız kağıdınızın türünü değiştirebilirsiniz. A4, A5, A3 ya da diğer birçok kağıt türü var. O kağıt türünden birini seçebilirsiniz. İsterseniz de sayfalarınızı ya da sayfaların içerisindeki metnin bir bölümünü sütunlara ayırabilirsiniz. Ayrıca ihtiyacınız varsa kesme ekleyebilirsiniz. Bu kesmelerle beraber istediğiniz öğeler istediğiniz sayfanın başlangıcında görünebilir. Ayrıca sayfa numaralarının işte başlangıçta Roma rakamı, daha devamında normal rakam şeklinde olmasını buradan sağlayabilirsiniz. Bununla beraber satır numaraları var. Satır numaraları ise yazı yazmış olduğunuz her satıra bir numara vererek belgenizi başkaları tarafından incelendiği sırada hangi satırla ilgili nasıl bir öneride bulunacağını size daha kolay iletmesini sağlayacak bir bakıma kılavuz görevi gören bir özelliktir. Bununla beraber yazı yazarken, normal elle yazı yazarken biliyorsunuz satır sonuna geldiğimizde eğer hala yeterli bir kelimeyi yazmak için yeterli alan yoksa ve kelimenin yarısını yazdıysak tire koyup alt satıra ineriz. Bunu zaten yapmışsınızdır yıllar boyunca.
Bunu Word programında da yapabiliriz. Word programında normalde kelimeler hiçbir zaman bölünerek aşağıya inmez. Ama burada şu anda görmüş olduğunuz heceleme seçeneğini kullanarak bunu aktif hale getirirseniz aynı elde yazıyormuş gibi Word kelimeler arasında eşit boşluk bırakarak en sona kalan kelimeyi tire ile ayırıp devamını bir alt satıra indirir. Heceleme özelliğini kullanırsanız. Bir de bakın sağ tarafta girintile ve aralık seçenekleri var. Burada en önemli sizin bilmenizi istediğim girintile özelliği. Şu anda bakın resimde de örneğini görüyorsunuz. Girintile yaparak sağdan soldan seçmiş olduğunuz metni bu şekilde gördüğünüz gibi içeriye taşıyabilirsiniz. Bunu ne için yaparsınız? Bir doküman hazırladığınız dokümanda başkasının söylediği bir sözü doğrudan alacaksanız ya da mesela bir mevzuattaki bir maddeyi doğrudan hazırlamış olduğunuz belge içerisine yerleştirecekseniz onu bu şekilde girintileyerek ve italik yaparak daha iyi görünmesini ve sizin yazmadığınız farklı bir yerden aldığınızı anlatıcı bir şekilde biçimlendirmiş olmanızı sağlayan bir özelliktir bu. Bununla beraber hemen sağda bakın aralık önce sonra yazıyor. Bu da paragrafları oluşturduktan sonra iki paragraf arasındaki boşlukları ayarlamamıza yarayan özelliktir. Yani örneğin şu anda aşağıda görmüş olduğunuz şu ilk paragrafı ele alırsak bu paragraftan sonraki diğer paragrafa kadar olan aradaki boşluğu paragraftan sonra diyerek ayarlayabiliriz. Ya da en alttaki temalar ve stiller paragrafının üstteki paragrafla arasındaki boşluğu ise aralık bölümündeki önceye değer girerek ayarlayabiliriz. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz ayarlamayla paragraftan önce hiçbir boşluk yok ama paragraflardan sonra 8 NK yani 8 nokta diyebilirsiniz. 8 nokta kadar boşluk bulunuyor. Şu anda da zaten ekranınıza baktığınız zaman paragraflar arasındaki boşluğu görebiliyorsunuz. Biraz önce bahsettim ya kenar boşlukları ekleyebilirsiniz. Şimdi kenar boşluklarında Word'de en sık kullanılan ayarlamaları bize kolaylık olarak sunuyor. Bu sunmuş olduğu ayarlamalardan istediğinizi kullanabilirsiniz. Ama yok ben oradaki ayarlamaları istemedim. Kendime göre bir ayar yapmak istiyorum dediğiniz zaman da hemen alttaki özel kenar boşluklarına tıklarsanız orada sayfa yapısı penceresi açılır. Bu açılan pencereden yapmak istediğiniz ayarlamaları yaparsınız ve kullanırsınız. Bakın altta yönlendirmesi de var. Dikey yatay yapmak istiyorsanız onları da yapabilirsiniz. Tabii burada sütunları kullanmak, kesme eklemek ya da işte belgenin belli bir kısmını yatay yapmak gibi ayarlamaları ayrıca başka bir videomuzda sizlere anlatacağım. O yüzden buradaki söylemiş olduğum ayarlamalar şu anda genel olarak bütün belgeleri etkileyecek ayarlamalar yani bütün metninizi etkileyecek ayarlar. Yapmış olduğunuz ayarlamaları da bakın hemen ön izleme bölümünden nasıl olduğunu görebilirsiniz. Burada hatta uygulama yeri bölümünü kullanırsanız da mesela metin içerisindeki bir sayfayı nasıl yatay yapacağız? Bunu ayrıca ben bir videoda göstereceğim ama burada da hemen söyleyeyim. Metin içerisinde diyelim ki bir tablo koydunuz. Ama bu tablo o kadar şey ki çok veri içeriyor ki sayfayı yatay tutarak bu tabloyu koymanız o tablonun daha anlaşılır olmasını sağlayacak. Ya da bir şema hazırladınız. Şema o kadar çok veri içeriyor ki o şemayı yatay bir sayfaya koyup o şekilde kullanmanız onun daha iyi okunmasını sağlayacak. İşte bu noktada şu an görmüş olduğunuz penceredeki yani sayfa yapısı penceresindeki uygulama yeri özelliği işe giriyor. Yani siz işlem yapacağınız yeri seçerseniz mesela yatay yapmak istediğiniz şemayı, yatay yapmak istediğiniz tabloyu ya da yatay olarak vermek istediğiniz metni neyse artık onları seçip buraya geldiğinizde yönlendirme bölümünden yatayı seçip uygulama yerini de seçili metni diye seçerseniz ve buna tamam derseniz o seçmiş olduğunuz yerdeki metin, şema, yazı neyse artık onlar yatay sayfada görünecektir. Yani örnek veriyorum. 5. sayfaya kadar normal geldi. 6. sayfa yatay oldu. Seçmiş olduğunuz şeyler yatay göründü. 7. sayfa tekrar normal düzeyde dik bir şekilde devam eder. Metinlerimize sayfa numarası ekleyebiliriz. Ekleyeceğimiz sayfa numaralarında ne var? İşte ekle sekmesinden yapıyoruz zaten bunu. İşte sayfanın başında sonunda ya da neresinde istiyorsam buradan o ayarlamaları yaparım. Ama genel olarak kabul edilen şey sayfanın sonudur.
Sayfanın sonunda da hemen orada zaten sayfa numaralarının ön izlemesi var. Hangisi işinize yarıyorsa onu kullanabilirsiniz. Burada anlattığım bilgileri uyguladıkça daha iyi zihninizde kalıcı hale gelecektir. Ama bu anlattığım bilgiler büyük ölçüde herkesin bildiği bilgiler. Diğer videolarımızda daha detaylı, ileri düzeyde Word'ü daha sağlıklı kullanmanızı yarayacak bilgileri aktaracağım sizlere. Tabi burada unutmamanız gereken şeyler var. Yani Word'de bir şeyleri denemekten korkmayın, uygulamaktan korkmayın. Yani ben burayı yanlış yaparsam ne olur diye düşünürseniz o zaman şunu yapabilirsiniz. Öncelikli olarak belgenizin bir yedeğini alırsınız. Yedeğini aldıktan sonra denemek istediğiniz şeyleri denerseniz bozulursa bozulur, kapatır onu, silersiniz. Zaten almış olduğunuz yedek var, o yedek üzerinden tekrar denersiniz. Yani bir işlem yapmaktan korkmayın. Çünkü siz bunları denedikçe bunlar sizin için kalıcı hale gelecektir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.